Evet sevgili seyirciler, 3G canlı yayınıyla Bakırköy'deki durumu aktardık. Arkadaşlarımız yurt çapında ve bulundukları bütün alandan sağlıklı yayını gerçekleştirdiğimiz anda sizlerle paylaşıyorlar. Bizim sohbetimiz üzerinde de Taksim'de Doğan Haber Ajansı'nın canlı yayın görüntülerini de aktarıyoruz. Çok değerli bir isim stüdyomuzda Sayın Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker bizi kırmadı. Sağ olsun, oldukça da uzun bir yoldan geldiniz. 21 dedik, ben özür diliyorum sevgili partilerinizden sanıyorum. Duyurmuşsunuzdur ama canlı yayın uzun süreli olunca böyle aksaklıklar oluyor. Anladım. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz Sayın Başkan. Tabii Türkiye tarihinin çok önemli bir dönemeci olarak ifade edilen ve yükselerek artan tüm Türkiye'ye, köylere, mahallelere, sitelere, apartmanlara kadar yayılan bir eylem dalgası. Esasen ben nasıl tanımladığınızı çok merak ediyorum. Hemen değerlendirmenizi alalım. Ben bu olup biteni özgürleşme direnci olarak değerlendiriyorum. Yani Tayyip Bey'in hala takılı kaldığı Taksim gezisindeki 2-3 ağaç meselesi değil. Bu oradan çıktı. Bugüne kadar yapılan baskının, şiddetin, yanıltmanın, algı değiştirmenin gerçek yüzünün ortaya çıkmasıdır. Şimdi bakın, şu anda Taksim'de gezinin içinde bizim Beyoğlu örgütümüz var. Ama gittiğiniz zaman parti bayrağı yok. Hemen heykelin orada Eyüp örgütü, Kadıköy örgütümüz var. Diğer yerlerde bizim diğer örgütlerimiz var. Bakırköy'de Bakırköy örgütümüz var ama hiçbir zaman parti öne çıkartmıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu eylemin içinde bulunanlar şu anda partilerin ya da bazı örgütlerin önderlik yapmasına tepki koyuyorlar. Ve aynen şöyle değerlendiriyorlar. Bir ambulansın arkasına takılmış uyanık şoför muamelesi görüyorlar. Onu bildiğimiz için meseleyi gerçek boyutuyla, gerçek yüzüyle görmemiz gerekiyor. Bakın, bir kere başbakan daha bu sokaklara dökülen kitleleri, Taksim platformunu algılamış değil. Biz sizi anladık diyor ama onlar anlamadığını biliyor. Eğer anladıysa o halde neden bu baskıyı sürdürüyor? Polise şiddeti, biber gazı neden devam ediyor? Kere birincisi o. Bakın şu anda biber gazı sıkar, yani o kurşunu, bombayı patlatan veyahut plastik kurşunu sıkanların hepsi suç işliyor. Çünkü o biber gazı bombası bile olsa, plastik kurşun bile olsa nişan alarak attığınız zaman kasten adam öldürmeye teşebbüstür. Çünkü bunun kuralı yere vurmaktır. Havaya da değil. Havaya atarsınız gaz bombası, yine oradaki kitlenin başına düşer. Bakın, sizin buradaki bir kameraman görev yaparken başına düşmüş, başı yaralı. Şimdi bu böylesi bir yapıda hükümetin şu anda halkı anladığını söylemek mümkün değil. Kaldı ki milletin kendi arasında konuştuğu, başbakanın bilmesi gereken bir şey var. Sen yurt dışından dönüyorsun. Bu işe Cumhurbaşkanı el koymuş. Cumhurbaşkanıyla konuşmadan, Cumhurbaşkanıyla bir görüş alışverişinde bulunmadan hemen tavır koyuyorsan, bu sen burada yokken empati yaptığını hissettirmeye çalışan Bülent Arıncı da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de hiçe saymaktır. Nitekim herkes gördü. Başbakan gelir gelmez otobüsün üstünde konuşma yaparken Bülent Arınç'ın yüzünden düşen bin parçaydı. Yani Bülent Arınç empati yapacağız, anladık, gazı geri çekeceğiz diyor. Başbakan tam tersini yapıyor. Bakın, ben bütün Türkiye'yi geziyorum bu son dönemde. İl kongrelerimiz yapılıyor. Polislerin tamamı ciddi bir şikayet içinde. Çünkü artık onlar öyle bir nokta itiliyorlar ki devletin polisi, devletin memuru olmaktan çıktılar. AKP hükümetinin polisi, AKP hükümetinin memuru haline getirildiler. O nedenle bu sokağa dökülenleri yalnız birkaç ağaç için konulmuş tepki olarak görmemek lazım. Kaldı ki bu ağaçlarla ilgili platform bugün kurulmadı, dün kurulmadı. 2011 yılından beri devrede. Ve belediye başkanının kendileriyle görüşüp ona göre Taksim'i tanzim edeceklerini beklerken aniden ortada plan, herhangi bir şey yokken
oranın yok edilip işte sonradan gündeme başbakanın getirdiği topçu kışlası diye. Başbakan toplu kışlası diyor. Bir de milleti tahrik etmek için cami diyor. Bakın camiyi hiç kimse protesto ediyor mu? Etmiyor. Başbakanın bu dini kullanarak, dini istismar ederek kitleleri harekete geçirmesine artık kimse gelmiyor. Şimdi provokasyon diyor örneğin. Ben söylüyorum. Adana'da komiserin düşerek şehit olması nedeniyle olan operasyonu ele alsınlar. O operasyonda taş atanlar Adana AKP örgütüne mensup kişiler. Bunun yolu var. Çekilmiş herhalde ellerinde televizyoncuların filmler var. Emniyetim var. Oradaki kameralardan, MOBESE sisteminden baksınlar. Ve o kişiler ne zaman o kalabalığın içine ayrılıp kaçtılar? Onları tanıyan başka siyasetçiler, hayrola siz de mi saf değiştirdiniz dedikleri anda kaçtılar. Şimdi bunlarla ilgili bir işlem yapılıyor mu? Yapılmıyor. İhbar mı bekliyorlar? İşte ben sizin ekranlarınızda ihbar ediyorum şu anda. Bakın Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı olarak diyorum ki Adana'daki eylemlerde o provokasyon yapan, taş atanlar AKP örgütünün mensuplarıdırlar. Bulsunlar resimlerini, bulsunlar filmlerini, tespit edelim. Sizin elinizde var mı bu iddianıza yönelik olarak? İddiayı söylüyorum. Filmler onlarda, fotoğraflar onlarda, getirsinler. Ayıklayalım. Yani peki, bu konuda çok istiyorlarsa bu konuda şahitlik yapacak arkadaşları da buluruz. Resmin içinden işaretleyecek arkadaşları da biliriz. Başka bir şey söyleyeyim. Şu anda web sayfalarında, internette, Facebook'ta dolaşan haberler herkes biliyor. Kimi AKP gençlik kollarına polis miğferleri dağıtıldı, ellerine başka şey verildi. Hani diyelim ki bu yalan. Onların söylediği gibi. Kendileri tespit etmediler mi? 50 sopalı adamların sivil giymiş İzmir'de başka böyle bir açıklama oldu. İzmir'e evet. Antalya'dan gelmiş polis diyorlar. Peki Antalyalı polisin İzmir'de ne işi var? Kim ona izin vermiş? Devlet memuru kanuna göre bir devlet memuru şehrinden ayrılırken belli bir yere bilgi vermek zorunda. Ben şehir dışına çıkıyorum. Şu veya bu gerekçeyle. Yani kendi özel izin gününde bile olsa bildirmek zorunda. Bunun sebebi kim? Talimatı kim vermiş? Nasıl oraya gitmişler? Şimdi burada çok daha önemli bir şey var. Vahim bir şey var. Bakın. Hemen meydan okuyor Tayyip Bey. Ne diyor? Ayın 15'inde ve 16'sında miting yapacağım diyor. Biraz bu mitingleri fazla yapsın. Bu mitingler onun başına Çavuşesko gibi gelecek. Çavuşesko da halk benden, %50 benimdir dedi. Meydanda topladığı miting yeter artık dedi ona. Birdenbire o miting aleyhine döndü. Nitekim kendisini karşılamaya gelenler nasıl bağırdılar ona? Tayyip şaşırma, sabrımızı taşırma. Şimdi onun yandaşları televizyonlarda canım o Tayyip değil Taksim şaşırma demek istediler şeklinde lanse ediyorlar diye anlatıyorlar. Şimdi buradaki olay şu. Hemen ne diyorlar? 100 bin kişi geldi. Bakın medya ikinci bir hata yapıyor. Birinci hatası medyanın. 100 binler de oldu dediler. Evet. Hemen bir hesap yapacağım. Bizi dinleyenler ağızdan ağza bunu anlasınlar. Hemen Twitter'lara, weblere yaysınlar. Bakın ilk gün bu olayları Ulusal TV ile Halk TV dışında bir televizyon verdi mi? Hayır. Vermedi. Şu anda CNN'in Amerika şirketi Doğan grubuyla büyük ihtimalle anlaşmasını bozacak. Öyle mi? Eğer bu ülkede bu baskı devam ederse, yani Doğan grubunun hatadan dolayı değil, eğer bu baskı devam ederse Türkiye'deki şubemizi yani isim yayın olanaklarımızı kapatırız şeklinde bir yaklaşımları var. Çünkü CNN bunu yapmazsa uluslararası camiada aldığı reklam düşecek. Şu anda reklam verenler eğer bu yayını haksız yayın yapan televizyonlara sürdürürlerse ve bu televizyonlar tekrar dönüp eğer bağımsız herkese eşit davranmazlarsa bakın o reklam verilen malların satışı düşecek. Garanti Bankası'nın genel müdürü boşuna mı ben çapulcuyum dedi. Bir gecede 40 trilyonluk mevduat çekildi. Bu mevduat artış hızı büyük bir hızla devam edebilirdi. 1500 kişi kredi kartını iptal etti. Bütün kredi kartları iptal edebilir. Hatta insanlar birbirlerine gördükleri zaman öcük mi danladı ama
duyarlı ve gerçeği gördüğü için genel müdür hemen dedi ki ben de çapulcuyum. Yani bu olayı tasvip etmiyorum ve NTV haber yapmaya başladı. Ama bugün haber yapan televizyonlar bile bu olayı yok saymak için, indirgemek için her şeyi yapıyorlar. Şimdi bakın ben size söyleyeyim. Ne diyorlar? 100 bin kişi geldi karşılamaya değil mi? Bu 100 bin kişinin 100 bini otobüsle gelse, İstanbul İl Başkanı ne dedi? Kendi imkanlarıyla. Kendi imkanları ne demektir? Özel her arabada 5 kişi gelse, bakın 50 kişi gelse, 50 kişilik bir otobüs, 1000 kişi 20 otobüs yapar. 100 bin kişilik otobüs, yani bir hesap ederseniz 2000 otobüs yapar. Eğer 5'er kişiye bölerseniz, yani 50 yerine 10, bu 200 bin araç demektir. Nereye park ettiler o araçları? Eğer gerçekse nereye park ettiler bu araçları? Bu bir bölümü, maliyeci bu gözlemi bölüm... var bu arada. Hani hayır ya, siyaset deneyiminiz, ekonomi üzerine onu da ama siyaset deneyimi var. Yani hesap doğru. Var ortada. Doğru. Eğer bizi şu anda izliyorlarsa Twitter başındaki insanlar, Facebook'larda bunları yayın. Bizi korkutmaya çalışıyor. 100 bin kişimiz hız gelir tırız geçer. Ama orada daha önemli bir şey oldu. Tayyip Bey ile ilgili daha önemli bir şey oldu. Nasıl bağırdılar? Biz Tayyip'in askerleriyiz diye slogan attırdılar. Bakın biz, ben ne diyoruz? Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünü ne zaman söylüyoruz? Mustafa Kemal vefat edip Cumhuriyeti gençlere emanet ettikten sonra. Sonra diyorsunuz. Tabii. Şimdi burada bir daraldı. Ben sonuca ilişkili. Tabii, yani ben eylem hareketliliğinin bir şey söyleyeyim. Tayyip'in askerleriyiz lafı çok önemli. Bunu da herkes dikkatli kullanmak lazım. Bunu dünyada iki kişi kullandı bugüne kadar. İki kişinin askerleri oldu yaşarken. Hitler'in Nazi subayları oldu, SS'leri oldu. Mussolini'nin kara gömlekleri oldu. Yani faşizmde olur bu askerler birisinin adına hareket eden. Şimdi sen bir taraftan insanları itekleyeceksin, bir taraftan yapacaksın. Şu anda Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Reyhanlı ile ilgili haberleri hiç kimse doğru vermiyor. Şimdi bakın bana bir yabancı sordu, daha yeni sordu telefonla. Reyhanlı'da 51-52 kişi mi öldü? 123 mü 178 mi? Şu anda bizim hastane kaynaklarından tespitimiz 82 kişi. Şu anda iki gazeteci 100 küsur kişi öldü haber yaptılar diye tutuklu. Bakın. Çıkıp açıklasınlar. Tutuklu değil desinler. Adalet Bakanı açıklasın. Kendisi Hataylı. Ayrıca bir soruyu hiç kimse sormuyor. Bugün bu televizyon başında Reyhanlılar adına ben soruyorum. Reyhanlı'da patlamanın yapıldığı gün Suriyeliler neden, Suriye'den göç edenler neden orada pazar açtılar? Bunlar yani bizim her gün, ekranlarımızda her gün, çok tartışıldı. Tabii tabii. Yani bunu niye söylüyorum? Doğru. Sizin ekranınız dışında tartışılıyor. Anladım. Bu eylem sürecinin, eylem dalgasının sonuçlarına ilişkin tespitler tabii. Çok önemli. Çok dar bir vaktimiz kaldı tabii, onun için. Ben sonuçlarla ilgili söyleyeyim. Bir kere bu baş kaldırış, dediğim gibi artık yalnız o 2-3 ağaç Taksim gezisi olmaktan çıktı. Bir, TC'yi kaldırırım deyişe başkaldırıdır. 2. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alırım deyişe başkaldırıdır. 3. 3. Boğaz Köprüsü'ne Sultan Selim'in, Yavuz Selim'in adını verip verilmesi. Alevileri ve Sünnileri birbirine ayrıştırmaya tepkidir. 4. Suriye ile sürekli bir mezhep kavgası karıştırma yönelik olgusuna tepkidir. 5. Ekonomik özgürlüğün kısıtlanmasına tepkidir. Bakın bu sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa ilk 6 yani kurumlar vergisini en fazla veren ilk 6 bankadır. Bunlardan 6.'sı Merkez Bankası'dır, onu çıkartın. İlk onun için de 7 bankadır. Niye bankadır? Çünkü insanlar kazandıkları yetersiz olduğu için kapitalist sistemin bu son dönemde açtığı bir kanalı kullandılar. Borçlandırarak insanları rahatlattılar. Böylelikle hükümetler insanlarla uzun vadeli konut kredisi vererek arada kontrat yaptılar. Yani sizin 10 yıllık borcunuz varsa aman ha bu hükümet gitmesin, evet, faiz değişmesin. Şimdi bakın şu anda yapılan bir hesaba göre bu hesap
her 100 lira geliri olan bir kişinin Türkiye'de yani doğmuş 1 yaşındaki bir çocuk için 48 lira borç ödenmesi söz konusudur. Bu da bu baş kaldırım bir neden. Yani kimse farkında değil. Bir ekonomik ama, krize de vurgu var galiba. Tabii ama ekonomik krizin başlangıç tarihi de bu olay değil. 16 Mayıs'tan beri. Bunu özellikle söyleyeyim. Bunu belki bundan sonra vakit olmaz bizi çağıramazsınız. Ama birileriyle bunu tartışsın birileri. Tamam. 16 Mayıs'ta kriz başladı. 16 Mayıs'ın özelliği nedir? 15 Mayıs Obama'dan başbakan büyük bir eleştiri aldı. Hani bunu ben kaba söylemek istemiyorum. Ne manaya geldiğini biliyorsunuz. Televizyonda zor durumda bırakmak istemiyorum. Bu eleştiriden sonra ertesi gün yatırımcılar Türkiye'deki paralarını dövize yatırmaya başladılar. Daha dikkat çektiğiniz tabii, uyarı bu. Peki ve bu dövizi yavaş yavaş dışarıya çıkaracaklar. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Onun için döviz 1.90'a fırlattı. Yoksa televizyonda bazı ki onlar etik davranmıyorlar. Ekonomist adı altında efendim bu olaylar oldu diye bu özgürlük mücadelesine, özgürleşme mücadelesine çamur atmaya çalışıyorlar. Aslında buna da dikkat çekiyorsunuz. Ha, son bir şey söylemek istiyorum. Anladım vaktiniz az. Çok sağ olun. Bu olaydan herkes bir pasta, bir paye çıkartmak istiyor. Siyasi bir paye. Bunu yorumlamaya çalışıyorlar. Bir kere bakın kendimiz dahil, kendi partim dahil. Bütün siyasi partilerin söylemleri sona ermişti. Yani sizde partiler üstü bir şemsiye yeniden var. Yeniden bir söyleme ihtiyaç var herkesin. Toplumu algılayan, bu gençliği algılayan. Çünkü bu gençliğin bir özelliği var. 12 Eylül'den sonra depolitize olmuş bir gençlik. Bu gençlik yaşı içinde 50 yaşın altını söylüyorum. Yani 10 yaşından sonra siyaset yapma yasağı 12 Eylül'den sonra kısıtlanan bütün o gençlerin bugün politize olmanın arayışı içindeler. Ama bu politize oluş şu anda şu parti bu parti değil. O nedenle burada hükümet istifa, Tayyip Erdoğan istifa demek yeterli değil. Peki. Yeterli olan derhal seçime gitmek. Derhal seçime gitmek. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bizi kırmadınız yayınımıza, stüdyomuza kadar geldiğiniz için. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Masum Türker'le birlikteydik. Bir aramız var sanıyorum değil mi? Aramızdan sonra devam edeceğiz. Yeniden birlikte oluncaya dek.